Birinci soru ne? Ve ikinci soru ne? Muhtemelen aynı cevap olacak çünkü aynı soru. Çabalamam mı gerekiyor? Hayır, çabalamaman gerekiyor. Zaten çabaladığın için olmuyor. Ve acaba ben Tanrı'ya ulaşmayı bunun için mi istiyorum? Hayır, bunun için istemiyorsun. Ama zihin kendini suçlamak için sen bunun için istiyorsun diyor. Sadece tek bir yanılgı var. Başaracak olanın sen olduğunu zannediyorsun. Ve bu çabayı, bu mücadeleyi bırakmıyorsun. Çay taşıyla okyanus taşımaya çalışıyorsun, yapamazsın. Okyanusu bardağa sığdırmaya çalışıyorsun, yapamazsın. Ve eğer okyanusu bardağa sığdırmaya çalışırsan, bardak kendini başarısız hissedebilir. Yapamıyorum, sığdıramıyorum diyebilir. Yeter artık. Kenara çekil biraz. Yaradan'ı, içimdeki yüceliği çok seviyorum. Ona ulaşamıyorum diyorsun. Eğer çok seviyorsan ulaşıp ulaşmaman bir sorun olur mu? Sadece seversin. Peki ulaşamadığı için dertlenen kim? İşte bu menfaati olan. Bu kişi. Kişi menfaatçidir. Ve menfaatçi kelimesi bize çok sert ve çok kötü bir kelime gibi gelebilir. Bazen hakaret gibi gelir. Hayır. Kişi ve kişilik ve zihin, ego, karakter, her ne dersen de tamamen menfaatçidir. Ve menfaatçi olmayan bir ego dahi yok. Peki. Allah'a kavuşmayı menfaatin için mi istiyorsun? Hayır. Bu zaten Allah'ın sana çağrısı. Bu içindeki yüceliğin sana çağrısı da sen bunu kendin yola çıktın da onu arıyorsun zannediyorsun. Hayır. Sen onu çağırmıyorsun. O seni çağırıyor. Fakat kişilik bu hali kendi menfaatine yontmak istiyor. İşlerim de düzelsin. Allah'ı bulayım daha mutlu olayım. Allah'la daha derin bir aşk yaşayayım. Yaradan'la bir olmanın ne demek olduğunu anlayayım. Boş ver. Eğer içindeki yüceliği seviyorsan, ki zaten bu söylemesen bile bangır bangır görünüyor. O zaman kişinin menfaatlerini bırak. Ulaşmasam da seviyorum diyebilecek kadar sevgide kal. Çünkü sevgi ulaşmak üzerine ve elde etmek üzerine kurulu değildir. Sevgi sevgidir. Şimdi içindeki yüceliği ulaşacağın için mi seviyorsun? Hayır. Seviyorsun. Özlem çekiyor musun? Gayet doğal. Hepiniz bu özlemi çekiyorsunuz zaten. Yeryüzündeki tek özlem bu zaten. Yuvaya özlem. Bu da gayet doğal. Bunu da gör. Bunu da yaşa. Zaten kendin olana özlem çekmek oyunun kendisi ise bunu da yaşa. Bunun da tadına var. Özlemi de yaşa. Hasreti de yaşa, sorun yok. Fakat kişiliğin bu hali bir şeylere yorumlamasına izin verme. Tek şey bu. Başaramıyorum. Başaramayacaksın zaten.
Başaracak olan yok olacak. Ölecek. Lütuf doğacak. Ve o gün, bugün bu soruyu soran ağızdan, ben bunu nasıl başarabilirmişim ki? Bu benim lütufum sözleri dökülecek. Sen neyi başarabilirsin ki? Daha bir işini bile bütün çabanla yoluna koyamıyorken, Tanrı'yı bir bedene nasıl sığdırabilirsin ki? Daha işinde doğru yolu bile bulamıyorken tüm çabana rağmen, Tanrı'yı nasıl bulabilirsin ki? Bırak bulmaya çalışanı, bırak çabalayanı, bırak mücadele edeni, teslim ol. Seviyorsun, biliyorum. Daha çok sev. Ulaşmak için değil, ulaşacağın için değil, bir şeyler olacak diye değil. Sadece sev, boş ver gerisin. Ve bu sevgi, benim sana olan sevgime kapı olur. O halde benim seni sevdiğim kadar beni asla sevemeyeceğini fark edersin.